belki de yeryüzünün ilk filantropisti, ilk hayırseveri Likyalı bizim topraklarımızdan birisi. Orkestra burada çalıyor. Gösteriler sahne binasının ikinci katında. Tiyatroya gelen herkes bu Opramas anıtını tavaf ederek giriyor içeri. Taş yoklu, 3 taş ya da 9 taş oynuyoruz. Ha, bu ondan mı çevirmiş? Evet. 2000 yıllık bir oyun bu yani. Aynen. Protokol hep önünde olur ama bana göre en arkada olmalı. Çünkü buranın manzarasına bakın. Anadolu'da gerçek öykülerin peşindeyiz. Masallar zamandan muaf. Biz yaşanmış öykülerin izindeyiz. Yollar bizi Likya uygarlığının 2000 yıllık kadim yerleşimlerine taşıyor yine. Bu defa karşımıza bir tepenin yamacına yaslanmış, küçük ama içinde sayısız gerçek öyküyü saklayan bir kent çıkıyor. Yaklaşık 1800 yıl önce bir Likyalı hayırsever yaptığı bağışlarla yaşadığı toprakların çehresini değiştirmiş. Bu nasıl olmuş? Burada Likya topraklarında milattan sonra 140'ta şiddetli bir deprem meydana gelmiş ve bu deprem sonucu Likya kentlerinin hemen hepsi yerle bir olmuş. Ama tarih sahnesine bir hayırsever çıkmış ve bu kentleri yeniden ayağa kaldıran bağışlar yapmaya başlamış. Adı Opramoas. Belki de yeryüzünün ilk filantropisti, ilk hayırseveri, bağışseveri, bağış yapma geleneğini kurumsallaştıran bir kişi, Likyalı, bizim topraklarımızdan birisi, Opramoas. Şimdi onun kentine, Akdeniz'in önemli bir antik kenti olan Rhodiapolis'e gidiyoruz. Rhodiapolis 1800 yıldır toprak altındaydı. Ta ki Türk arkeologlar onu 2000'li yılların başında toprak altından çıkarıp yeniden güneşle tanıştırıncaya kadar. Şimdi Rhodiapolis'e gidiyoruz. Yani Antalya'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 5 kilometre kadar kuzeyindeki bu antik kente gidiyoruz. Kumluca'nın hemen üstünde bir yamacın sırtına yaslanmış şekliyle 1800 yıldır uyuyordu. Onu uykusundan uyandırıp yeniden ayağa kaldıran ve güneşle yeniden tanıştıran Doktor İsa Kızgut ve diğer Türk arkeologların öyküsüyle beraber hem Rhodiapolis'in hem de yeryüzünün belki de ilk hayırseveri Opramoas'ın öyküsünü anlatacağız size. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hocam elinize sağlık. 5 yıldır hem kazıyorsunuz hem de ayağa kaldırıyorsunuz kenti. Rhodiapolis'i 2000'li yıllarda adını bile bilmiyorduk ama şimdi Kumluca'nın hemen kuzeyinde, yamacında bir kent var. Tiyatrodan başladık. Tiyatroyu ayağa kaldırmışsınız. Çok yakın zamanda da bir konser vardı burada değil mi? Evet. Müzikle yeniden tanıştı bu taşlar sayenizde. Evet. Anlatır mısınız Rhodiapolis'in hikayesini? Tabii ki, tabii ki. Sadece siz değil, Kumlucalı bile yeni yeni öğreniyor burada bir kent olduğunu. Evet. Arkasını buraya döndükleri için insanlar yeni geliyorlar ve şaşırıyorlar. Bizim burada nasıl böyle bir kent vardı diye. Biz de orman yangını sonrası tabii ki kenti tanıdık. Literatürde 100 yıl önce biliyorduk Rhodiapolis'in varlığını. Ha, kenti koruyan ormandı yani. Tabii ki. Görünmez kılıyordu bir tabii anlamda. Tabii ki devasa bir orman vardı. 2000 yılında yaşanan yangından sonra kent bütün yapılarıyla açığa çıktı. Ama kentin burada olduğu biliniyor muydu? Bilmiyoruz tabii. Ne kadar zamandır biliniyor? Yaklaşık 100 yıl önce Avusturyalı bilimciler, gezginciler Opramoas'ın anıtındaki bütün yazıtları okuyorlar. Hatta kazı da yapıyorlar. %95'i yayınlanıyor. Opramoas bu kentin aslında ileri gelenlerinden, Likya'nın da ileri gelenlerinden, Likya uygarlığının tabii da önemli isimlerinden birisi. Bir iş adamı, tabii, bir hayırsever. Tabii ki. O kendi adına burada bir anıt yaptırmış. Tabii ki. Oradan biliyoruz aslında burada bir kent olduğunu ve Opramoas diye bir bağışsever olduğunu. Doğru. Opramoas annesi aşağıda bir antik kentimiz daha var. Koridalla'dan buraya gelin geliyor.
Annesi o kentin en zengin ailesinin kızı, babası da Rodiopolis'in en zengin ailesinin oğlu. Yani bir zenginin içinde doğuyor o Provence. Hangi tarihler? İsa'dan sonra 2. yüzyıl. Yani 140'lar diyebiliriz. Evet. Deprem tarihiyle denkleştirirsek. En verimli olduğu, hayırsever olarak sahneye çıktığı dönemler 140'tan sonra 160'lı yıllara kadar. 140'ta çok büyük bir deprem var burada. 141 yılında evet. Likya bölgesinde Akdeniz'de büyük bir deprem yaşanıyor ve bütün Likya kentleri bu depremden zarar görüyor. O Provence işte burada elini taşın altına sokuyor ve 33 şimdilik bildiğimiz 33 Likya kentine 2000 dinardan 100 bin dinara kadar karşılıksız yardım ediyor. Bazı kentlerde yapıları ayağa kaldırıyor, bazı kentlere para yardım yapıyor. Bu şekilde bir hayırsever, hatta belki de bu yazıt sayesinde ilk tescilli hayırsever olarak biz kendisini anıyoruz ve tabii her zaman için ona şükran da duyuyoruz. Bu Likya bölgesine yaptığı katkılardan dolayı. Ve o kentleri yeniden ayağa kaldırdığı için. Belki... Ama siz de şimdi onun evet. kentini ayağa kaldırıyorsunuz. Biz evet. Tiyatro çok enteresan. Kaç kişilik? Tiyatro tabii ki çok sevimli gördüğünüz gibi. 2200 yaşında bu tiyatro. Şu anda 2200 yıllık bir tarihin üzerindeyiz. Yani aslında Helenistik bir tiyatro. Tabii burada Helenistik kavram, dönem tiyatro. Kavram yanlışı yapmayalım. Helenistik kökenli tiyatrolar var, Roma kökenli tiyatrolar var. Bu mimari tarz anlamında. Yani bu Helenistik tiyatro derken Helenlerin yaptığı bir tiyatro değil. Sakın öyle anlaşılmasın. Buradaki yerli halkın yaptığı kesinlikle ama... buradaki ama tarz olarak, mimari form olarak yani doğadan faydalanarak bu oturma sıralarının tepeye yaslandırılmış şeklinde bir yaslanmış. Helenistik kökenli tiyatrolar. Ama doğrudan ayağa kaldırılan tiyatrolarsa tabii, Roma hiçbir döneminde. Hiçbir tepeye ihtiyaç duymadan sadece tonoz ve kemerlerin üstüne tiyatro yapmışsa onlar tabii ki artık Roma dönemi, Roma geleneğinde olan. Hem Roma geleneği hem de Roma teknolojisi var. Kesinlikle herhalde. Tabii. Yani biz hep diyoruz ya Yunanlılar iyi mimar ama Romalılar da iyi mühendis diye. Hocam, evet. Peki şimdi hemen aşağı inelim bu evet. tiyatronun altından o meşhur Opramavas'ın anıtını tabii ve ki. Yazıtları siz bize tabii biraz anlatın. Tabii ki tiyatronun 1500 kişilik olduğunu da söyleyelim. Bu da çünkü kentlerin nüfus planlaması bakımından küçük önemli. Küçük bir tiyatro. Küçük bir küçük tiyatro. Bir kent. Buna bağlı olarak tabii orta ölçekli diyelim, küçük demeyelim. 7500-8000 nüfus biçiyoruz biz İsa'dan sonra 2. yüzyılda. Yani Opramavas'ın yaşadığı dönemde ancak orta ölçekli bir kent konumuna gelebiliyor. Bunun da nedeni işte bir... liman kenti olmaması, ticaret ağının üzerinde olmaması diye düşünüyoruz. Ama yine de 7500-8000 nüfus Likya Birliği içerisinde önemli. Onu da biz hastanenin varlığına borçluyuz. O hastaneden de biraz sonra söz edeceğiz. Ya bu kentin bir hastanesi var. Kesinlikle. Şu anda tiyatronun orkestra çukurundayız. Antik dönemde de aynı şimdiki gibi orkestra burada çalıyor. Gösteriler sahne binasının ikinci katında. Yani biraz yukarıda. Evet, sahne binası yukarıda. Bu arada daha sonraki dönemlerde, yani Roma'nın daha sonraki dönemlerinde şuralarda bir düzenleme yapılıyor. Küçük hayvanların dövüşleri yaptırılıyor burada. Köpek dövüşü, işte horoz dövüşü. İlginçtir, hala Kumluca'da yaygın, illegal olarak köpek dövüşü de yaptırılıyor. Horoz dövüşü de yaptırılıyor ve bahisler oynanıyor. Yani kötü bir bilgi ama 2000 evet. yıllık, 3000 yıllık bir bilgi aktarılarak kuşaktan aynen. kuşağa Kumluca'da devam ediyor. Aynen, Kumluca'da devam ediyor, evet. Böyle bir Kumluca'nın bir... evet, dövüşleri meşhur diyorsunuz. Gladyatör dövüşleri yok ama yok bu kadar burada. Küçücük bir yerde yok. Mümkün değil gladiatör tabii. Gladyatör de yok, aslan dövüşleri de yok. Yani burada... Ama kedi köpek dövüşü hala o gelenek var. Aşağıda devam ediyor. Devam ediyor. Devam evet. edelim hocam. Efendim burası bir anıt mezar. Evet, şu ana kadar yani son yıllara kadar anıt mezar olarak anılıyordu. Ama biz üç duvarı yazıtlarla çevrildi. Bu anıtı artık mezar olarak anmak istemiyoruz. Çünkü mezarla ilgili hiçbir kelime geçmiyor. Yani Opramavas'la ilgili bir iz yok. Opramavas, kesinlikle Opramavas'ın yani anıtı. Hayır, yani içinde Opramavas'ın... Yok, evet. Mezara ilişkin ya da... hiçbir şey bulamadık. O yüzden biz mezar kelimesini kullanmaktan kaçınıyoruz. Opramavas anıtı diyoruz. Ama form olarak tam bir Roma dönemi tapınağı. Yani, Romalı tapınağı niye değil, dönüyoruz? Değil, tabii çünkü yanlış kullanıyoruz biz bazı kavramları. Roma dönemi tapınağı. Yani Roma döneminde yapılmış ama... Romalılar yapmadı. Tabii ki değil. Yerli halk. Yerli halk yaptı ama dönem olarak tekabül ettiği için Roma dönemi tapınağı diyoruz. Form olarak tam bir tapınak. Burada da tabii biz Opramavas'ın biraz megalomani
yaşadığını da yakalıyoruz bu. Mesela? Mesela. Şu arkasında duran yapı stoa. Yani insanların güneşten ve yağmurdan korunmak için. Üstü şurada örtülü. Nişler var. Evet, nişler var. O nişlerin içinde heykeller var. Heykeller var. Düşüneceksiniz, üstü örtülü düşüneceksiniz. Yukarıdan üstü örtülü. Önde sütunlar. Branda gibi. Yani. Hayır, bunda ahşap ve kiremit. Ahşap ve kiremit. Çünkü çok sayıda örnek bulduk. Bunun üstünü örteceksiniz ve devam edeceksiniz ileriye doğru. Buradan çok ilginç bir düzenleme var burada. Buradan stoa, Agora'nın stoası ile birleşiyor. İzleyicilerimize hatırlatalım. Stoa evet. Ne demekti hocam? Stoa ne demek? İşte meydanlarda, kent meydanlarında insanların güneşten ve yağmurdan korunarak gezinti yaptıkları, buluştukları, yani sohbet ettikleri alanlar. Aslında üstü kapalı. Üstü kapalı, üstü öne kapalı, açık bir yaya yolları. Sundurma gibi düşünün. Yani. Evet. Türkçesi yaya yolları ya da yani, insanların oturup bir araya gidip yağmurdan evet, kaçtıkları. Evet. Yani bugün meydanlarda, kent meydanlarında üstü örtülü alanlar. Evet, buradan Agora, hemen aşağısı Agora, yani kentin merkezi, can çarşısı, damarı, çarşısı. Orada da bir stoa var. Oradaki stoayı Opramas iki katlı yaptırıyor. Alt kat Agora'ya ve denize bakıyor, ovaya bakıyor. Üst kattaki stoa ise hem Opramas anıtına, tiyatroya, hem de yine Agora'ya ve denize, ovaya bakıyor. Peki Opramas'ın buradaki megalomanisi nerede? Onu söyleyeceğim işte. Tiyatroya gelen herkes bu Opramas anıtını tavaf ederek giriyor içeri. Ha, yani tam merkeze tiyatroya kullanır. Gidecekse kesinlikle anıtı görüyor. Anıtı görecek. Tiyatrodan kalkıp pazara, çarşıya gidecekse de anıtı görüyor. Tabii, anıtı görüyor. Yani öyle bir yere konumlandırmış kendisini. Evet. Dolayısıyla böyle bir yani buna çok da hakkı var. Ha, var sever adam o kadar. Buna da hakkı olsun, var değil mi? Diyoruz. Opramas kendi anıtını yaptırdıktan sonra hemen karşıda kendisinin de bakışımlı olarak gördüğü o yapıyı, karşıdaki yaptığı yaptırıyor, şurada, yapıyı yaptırıyor annesi, babası ve kardeşine. Yazıtı var çünkü, oradan biliyoruz. O da bir anıt. O da bir anıt. Ya hatta anı binası olarak geçiyor. Yazıtın en önemli kısmı kayıp, o köşede de o binanın ne olduğu yazıyor. Maalesef o yok. Yani mezar mıydı, sadece anı binası mıydı? Evet, onun yoksa için böyle küçük bir tapınak alanı gibi miydi? Olabilir tabii, çünkü zaten annesinin, babasının ve kardeşinin anılmasını istiyor kendisi gibi. Ve tam karşısına yaptırıyor onu. Orada heykel altıkları duruyor, görüyorsunuz, heykelleri yok. Ama kaç heykel olduğu, kimlere ait olduğu yazıyor. Onların hepsini biliyoruz. Anne, baba ve kardeşine, abisine yaptırıyor. Zaten yazıtlarda da sık sık adı geçiyor onların. Peki hocam, genellikle antik kentlerde bu kadar dip dibe olmaz binalar. Evet. Neden burada böyle? Çok güzel bir soru, yerinde bir soru. Rodopolis'in topografyasına dikkat ettiyseniz tepeler üzerine kurulu. Yukarıdan aşağıya doğru alçalan, güneye doğru alçalan tepeler üzerine kurulu ve bu yapılar yerleştirilirken teraslamalar yapılıyor. Ve o teraslamaların içine de hep sarnıç yerleştiriliyor. Az sonra sarnıçların büyüklüğünü yani göreceksiniz. Yani su ihtiyacını gidermek su için suyu akıttıkları, evet, yağmur suyunu topladıkları sarnıçlar. Aynen öyle. Hem teras oluşturuyor hem de yapıların alt katını oluşturuyor, zemin katını oluşturuyor. Ve bütün yağmurlar çatıların yönlendirmesiyle o sarnıçlar da biriktiriliyor. Bu kentte 10 milyon litre kapasiteli sarnıcımız var. Vay be, su deposu bayağı büyük. Kesinlikle. Hiç yağmur yağmadan bu nüfusu, 7500-8000 nüfusu, kişilik nüfusu 5 ay 6 ay idare edecek kadar su hazinesi var burada. Su kaynağı yok mu bu bölgede? O da bizim sıkıntımız. Yani Rodopolis'in niye terk edildiğine belki de ışık tutacak biraz daha ileriki zamanlarda. Kentin içinde kaynak, su kaynağı yok. Evet. Taşıma suyla belki, yani daha alt kotlarda kaynaklara rastladık. Kışın sürekli akan, yazın biraz kuruyan kaynaklar, 6 tane kaynak bulduk. Ama oradan ancak buraya taşıma yöntemiyle içme suyu getiriliyor olabilirdi. Buraya gelen bir su yolu da yok. Akvadük dediğimiz su yolu da yok. Kemerler burada üzerinden kemerler akıtılan de yok. Ya da kanallarla akıtılan su da gelmiyor buraya. Maalesef yok. Yağmuru topluyorlar sarnıçlarda. Evet. Yağmur azalınca ya da iklim biraz daha sertleşir ve kuraklık başlayınca depodaki su da bitince belki de ne zaman terk ediyorlar sizi? İşte bizim buluntulara göre konuşuyoruz tabii. Biz İsa'dan sonra 11. yüzyıldan itibaren bir buluntu yok bu yani kente. Yani 1200'lerde. Evet. Ama o dönemde Türkler gelmeye başladı. Yavaş yavaş Türkler ama hiç buraya yerleşmemiş. Hep aşağıya yerleşmişler. Kumluca'ya inmişler. Artık Kumluca'nın tarihi başlıyor ondan sonra. Yani Rodopolis'in tarihi bittikten sonra Kumluca'nın tarihi yazılmaya başlanıyor.
Efendim buradan Kumluca görünüyor ama iki tane yapının yani Oframovas'ın anne ve babasına inşa ettiğini düşündüğünüz yapıların arasında bir yol var. Evet. Küçük bir yol, hemen onun da bir yanında bir yapı daha var. O ne? Evet, o sokak arka tarafa, yani insanları arka tarafa yönlendiren basamaklı bir sokak. Oframovas'ın özellikle dikkat ettiği bir şey bu. Annesine babasına yaptırdığı anıtın hemen yanına İmparator Hadrian ve karısı Sabina'ya da bir İmparator tapınağı yaptırmak istiyor. Ama annesinin babasının anıtını ona değirmemesi lazım. Bu bir suç. Öyle mi? O hiyerarşiye dikkat ediyor. Yani o sokakla onu ayırıyor. Burada izleyicilerimiz için bir kere daha hatırlatalım. O dönemde, milattan sonra 2. yüzyılda özellikle Roma döneminde, sadece Anadolu'da değil dünyada Roma imparatorlarını bir anlamda yarı tanrı olarak görülüyor. Hatta onlar için tapınaklar, sunaklar yapılıyor. Tabii. Ufacık bir şey ekleyeyim. Lütfen. Bu ilginçtir. Roma'da kabul görmüyor önce. Doğu'da ve Anadolu'da başlıyor. Çünkü bu da Doğu geleneği, Doğu insanının geleneği. Yani yöneticisini tanrılaştırıyor. Hala öyleyiz. Hala öyleyiz. Evet. Sonra Roma Senatosu bunu kabul etmek durumunda kalıyor. Çünkü imparatorların hoşuna gidiyor. Yani tabii kendilerini tanrılaştırıyorlar. Anadolu'daki halklar, Ön Asya'daki halklar. Tam öyle. Diyorlar ki ya biz imparatorumuzu o kadar seviyoruz tabii ki onun için bir tapınak yaptık. Ona tapınıyoruz diyorlar. Aynı geleneği Osmanlı'da görebiliriz. El etek öpme, geri geri çekilme, bunlar hep yöneticiyi tanrısallaştırma davranışları. Evet. Aynısını işte Rodopolisler, Likyalılar da yapmışlar. Oframovas annesi ve babası için yaptığı anıt binaların hemen arkasına Hadrianus tapınağını yapıyor ama bu sefer de değdirmiyor. Tabii ki değildir. O hiyerarşiyi çok iyi biliyor. Biz sadece iki tane heykel biliyoruz Antalya Müzesi'nde. Geçen sene de Sabina'nın baş kısmını bulduk ama gövde yok. Yani antik dönemde çünkü biliyorsunuz mermer heykeller, mermer kaplamaların hepsi eritilip kireç elde ediliyor. Ve o kireci de bugünkü çimento işleminde kullanıyorlar. O güzelim heykellerin çok önemli bir bölümü belki de bir başka yapının kullanımında. Yani biz hep definecilerimize kızıyoruz, halkımıza kızıyoruz ama asıl kalan Bizans döneminde. Yani geç Roma ya da işte erken Hristiyanlık dönemlerinde. Çünkü Hristiyanlık geliyor, devşiriyor o taşı. Alıyor kendi bazilikasını, şapelini ya da kilisesini kurmak için. Hazır malzemeyi kullanıyor. Gidip dağdan taş getirmiyor tekrar. Bir de tabii bunlar bir sürü tanrısı var bunların. Tabii. Bunların hepsini kırıyor, putları kırıyor. Aynen pagan inanışına göre. Tabii. Diyor ki bunlar bir tek tanrı vardır diyor. Hepsini kırıyor, onları alıp bir taş ocağı gibi kendi bazilikasında, kendi kilisesinde alıp bu malzemeyi kullanıyor. Evet. Basamaklar var. Evet. Bu da kentimize yakışır küçük bir toplantı salonu, meclis binası. Meclis binası. Evet. Halk tiyatroda, halk meclisi tiyatroda toplanıyor. Yönetim meclisi burada toplanıyor. Nereden bildik bunun meclis binası olduğunu? Çünkü oy pusulası bulduk. Nasıl oy pusulası? Yani, sikke büyüklüğünde pişmiş topraktan üzerinde Likya'nın tanrıçası, ana tanrıçası Leton ve çocukları Artemis'te Apollo'nun kabartması olan oy pusulası bulduk. Bu da bir ilk. Buradan bir yasama süreci yaşanıyor. Diyelim tabii ki bir yasa çıkarılıyor. Tabii oylanıyor. Oylanıyor. Evet. Bu burada oluyor. Evet burada ama tabii ki alt tarafını kazamıyoruz. Tek yolumuz bu buraya iş makinesi getirebilmek için. Dolayısıyla bu bekliyor zamanı ama şu oturma sıraları açığa çıkarıldı. Ama burası çıkınca ortaya küçücük de olsa bir, evet, meclis, bir meclis binamız olacak. Şimdi Agora'ya gidelim isterseniz. Evet burası Agora. Evet Agora'ya girmiş bulunuyoruz. Burası Agora meydanesi. Evet. İnsanların işte buluştuğu, piyasa yaptığı, küçük alışverişlerin yaptığı bir yer burası. Heykellerle süslü, oturma yerleri var. Şurası yine stoamız, az önce anlattığım iki katlı stoa. Ve zemini tamamen mozaik. Belki de yeryüzünün ilk filantropisti, ilk hayırseveri Likyalı bizim topraklarımızdan birisi. Orkestra burada çalıyor. Gösteriler sahne binasının ikinci katında. Tiyatroya gelen herkes bu Oframovas anıtını tavaf ederek giriyor içeri.
taş sırtlı, 3 taş ya da 9 taş oynuyoruz. Ha, bu ondan mı çıkmış? Evet. 2000 yıllık bir oyun bu yani. Aynen. Protokol hep en önde olur ama bana göre en arkada olmalı. Çünkü buranın manzarasına bakın. Hocam stoa deyip duruyoruz. Yani evet. Rebaklı yol diyorum. Stoacılık ne? Evet, stoacılık stoadan geliyor. Yani mesela stoacı felsefeyi yapanların okulu yok. Ne yapıyorlar? Stoalarda buluşup böyle bizim dostlarıyla beraber aynen yürüyerek felsefe yapıyorlar. Memleketi kurtarıyorlar. O işe yarıyor stoa. Evet. Sadece evet. Stoada herhalde felsefe tartışılmıyor. Yok, tabii insanların güneşten ve yağmurdan korunmak için altında yürüdükleri rebaklı yollar. Bir de tabii oyun da oynuyorlar. Yani. Tabii şimdi burası cadde, canımız sıkıldı. Evet. Bekliyoruz. Ben yavuklumu bekliyorum. Oturduk. Seninle karşılıklı 3 taş ya da 9 taş oynuyoruz. Ha, bu ondan mı çizilmiş? Evet. 2000 yıllık bir oyun bu yani. Aynen. Efes'te benzer örnekleri var. Beyazlar benim, siyahlar senin gibi. Böyle bir oyun. Yani antik dönemde bilinen 9 taş, 13 taş, 17 taşlı oyunlar var. Bunlar da sıra bende. Evet. Yani şu 2000 yıllık oyun burada hala izin tabii götürüyor. Cadde burası kavşak mesela. İnsanlar geçerken birini bekliyorsa oturuyor bu da. Hazır çizmişler, iki tane var. Oynuyorlar. Hani şu an yaptığımız gibi. Maç berabere bitti. Öyle evet. Diyelim. Evet, son artık stoğumuzun içine girmiş bulunuyoruz. Bunun da üstünü kapalı düşüneceksiniz. Buradan yavaş yavaş hastanemize doğru yönleniyoruz artık. Hastane beni çok heyecanlandırıyor çünkü Likya'da evet. Bir hastane yapısı bir Likya antik kentinde bulmak. Şu ana kadar yok. Başka bir örneği yok. Hocam, Likya bölgesinde. Muhteşem bir keşif yaptınız. Vallahi tabii biz olanı bulduk. Yani asıl şükran duyduğumuz kişiyi biraz sonra anlatacağım kendisine. Biz şükrediyoruz, dua ediyoruz çünkü kendi vatanına çok büyük hizmetler yapmış bir doktor, bir hekim yetişiyor burada. Aynı Bergama'nın Galeni gibi. Evet. Galenos'u. Aynen, aynen. Şimdi stoa bizi basamaklarla nereye getirdi? 3 girişi olan bir yapıya. Yaklaşık yüz ölçümü yani üstü kapalı, örtülü alan 1500 metrekare. Büyük bir yapı ve bu kapılardan içeri gireceğiz. Nereye giriyoruz? Artık Asklepion yani tedavi merkezi, yani sağaltım merkezi. Tanrı Astepios'a, sağlık tanrısı Astepios ve karısı Hügeia'ya adanmış bir hastaneye girmek üzereyiz. Şifahane, hastane, tedavi tam merkezi. Tam teşekküllü bir hastane. Aynen aslında. Öyle, tam teşekküllü diyebiliriz. Bu, bakın yine devasa bir sarnıç, 12 metre derinliği. Bunun üstünü kapalı düşeceksiniz antik dönemde, yapıldığı dönemde. Bir avlu burası. Avlunun etrafı yine revaklarla çevrili. Hasta odalarından çıkan hastalar burada dolaşıp hava alıyorlar. Karşıda bakın denize bakan bir alan var. Orada hava alıyorlar, moral buluyorlar. Burada mental hastaların yani psikolojik hastaların tedavi edildiğini düşünüyoruz. Ama arka tarafta ise ameliyathane olabilecek mekanlar bulduk. Yani fiziken hastalık. Fiziki tabii yani bedensel hastaların tedavi edildiği. Çünkü onları karşılaştırmamak gibi bir düşünceleri var. Yani mental hastalarla bedensel tabii, hastaları ayrı. O yaraları işte ameliyatları falan görsün istemiyorlar psikolojik hastaları. O yüzden ayrılmışlar. Peki kim yaptırmış burayı? Bizim kim için yapmış? Çok önemli. Yazıtlarıyla belgelendi. Herakleitos adında bir doktor yetiştiriyor Rodepolis'te. Herakleitos. Herakleitos. Herakleitos yalnız Efes'te var bir evet, tane. Evet, felsefeci. Hani düşünüyor, akan suda iki kere yıkanılmaz. İki kere yıkanılmaz. Ama bu o değil tabii. Bu bizim hekim. Rodepolis'i. Evet. Literatürde biliniyordu ama nereli olduğu belli değildi. Rodepolis'te olduğu saptandı. O kadar ünleniyor ki 60 cilt kitap yazıyor. Ve bu ciltleri getirip burada sergilemek için bir de kütüphane yaptırıyor. Burası şifahane kütüphanesi. Kütüphanesi ama tıp kütüphanesi burası. Bakın karşıda kitap raflarının olduğu bölümler karşılıklı iki duvar. Burada yine iki tane heykelin olduğu bir altlık. Ama hangi heykeller vardı bilmiyoruz. Yine zamanda tahrip edilmiş. Herakleitos öyle ünleniyor ki Mısır'a, Yunanistan'a ve Roma'ya çağrılıyor tedavi etsin diye hastaları. Ya da oradan buraya hastalar geliyor. İmparator kendisini bizzat çağırıyor Roma'ya. Aynı zamanda da şiir yazıyor bu adam. Aynı zamanda düşünür. Çok ünleniyor. Yani buna şey diyorlar antik dönemin Rodepolis de diyor ki sen bizim babamızsın. Öldükten 100 yıl sonra 97 yıl sonra ona bir şiir yazıp mezarına bırakıyorlar.
Herakleitos'un. Siz de o şiirden biraz var. Yola çıkarak onun tabii ne ki, kadar önemli tabii ve ki. Değerli bir yani, isim olduğunu anlamış olduk. Bu bize ayrıca bir heyecan veriyor. Çünkü Rodopolis halkı düşünün bir doktoruna 100 yıl sonra bile minnet duyabiliyor. Bizi etkileyen tarafı bu. Hocam burada bir yuvarlak bir evet. taş yapı var. Yuvarlak formlu yapı antik Yunan'da birçok örneği var. Yani bir tapınak olabilir, bir mezar olabilir. Bunun teknik özellikleri nedeniyle o Herakleitos'un yaşadığı dönemden sonra yapılmış. Dolayısıyla biz Herakleitos'a yapılmış bir mezar olabileceğini öngörüyoruz. Yani çünkü anıt yani veriler eksik. Kazısı bitti ama bir tek veriler şu sarnıçtan bekleniyor. Sarnıcın kazısını yapacağız bu sene. Oradaki bilgilere göre kesin adını koyacağız. Bir yazıt çıkma ihtimali var mı hala hazırda? Çıkabilir tabii. Her an çıkabilir. Çıktığı zaman ne yapıyorsunuz? Bir epigrafa götürüyorsunuz. Tabii epigrafımız var. Ekibimizin epigrafı var. Oku diyorsunuz. Profesör Doktor Bülent İplikçioğlu o değerlendiriyor, yorumluyor. Biz o bilgileri kullanıyoruz. Sonra diyorsunuz ki işte puzzle yani bulmacayı tek tek parçalarını tabii. koymaya başlıyorsunuz. Tabii. Herakleitos buradaydı, burada yaşadı, bu kadar önemli bir adamdı. Tabii ki. Muhtemelen onun adına da yapılan bir anıt ya da bir mezardı. Aynen öyle. Efendim yeri gelmişken şu kameraları gözüm sürekli takip ediyor. Nedir bunlar? Evet. Bu dünyada ilk kez uygulanan bir proje. Bilkent Üniversitesi ve Rodopolis Kazı Başkanlığı ortaklığında uygulanıyor. Avrupa Birliği projesi Yunanistan'da, Tunus'ta, Roma'da ve Rodopolis'te. Türkiye'de Rodopolis'te uygulanan, birlikte uygulanan bir sistem. Orman kenarlarındaki antik kentleri yangınlardan koruma sistemi. Bu kameranın... Tabii Ankara Orman Genel Müdürlüğü, Konuca Orman Müdürlüğü, Rodopolis Kazı Başkanlığı hepsi izliyor bizi şu anda. Şu anda hepsi bizi izliyor. Kayıttalar. Dolayısıyla aynı zamanda kaçak kazıları da engellemiş oluyor. Bu duyuldu. Burada mesela bekçi yok, güvenlik görevlisi yok ama bunlar var. Biz internetten istediğimiz zaman izliyoruz burayı. Hepsini görüyoruz. Evet. Şurada bir yapı daha var galiba. Evet az önce söyledik. Çünkü tedavide antik dönem tedavisinde inanç çok önemli. Tanrı Asklepios ve karısı Hygeia'ya adanmış tapınak bu da. Yani hastalar bir anlamda Tanrı'ya dua ediyorlar. Tabii. Şifaya kavuşmak öncelikle için. Öncelikle moral, öncelikle inanç tabii. Ondan sonra sağlık gelecek. Tanrı da onlara sağlık bağışlayacak. O yüzden tapınak şart. Hocam kentin resmi binalarını gezdik. Hakikaten Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın da söylediği gibi Rodopolis bir anlamda butik kent. Evet. Ama peki ya bu kentin yaşayanları nerede oturuyor? Evet. Biz de buraya gelip mesela kazı sonrası akşama doğru oturduğumuzda insanlar nereden geliyordu, trafik nereden akıyordu düşünüyoruz. Konutlar arka tarafta. Öyle mi? Tepenin arkasında. Tepenin arkasında evet. Tiyatronun arka yamacında. Ondan sonra da mezarlıklar geliyor zaten. Yani, o zaman oraya doğru bir çıkalım tabii, isterseniz. Tabii. Halk buralarda konut falan yapamaz. Yani düşünsenize siz mesela Beyoğlu'nda konut yapalım şimdi yeniden. Yapamazsınız. Çok pahalı ve izin verilmez. Bu cadde hem tiyatroya yönlendiriyor insanları hem kiliseye hem de konutlara arka tarafa. Yani bu tepenin arkasındaki yamacın arkasındaki konutlara giriyoruz. Evet. Hocam tiyatronun hemen üstünde iki tane böyle evet. koltuk. Bunlar tabii orijinal yerinde değil. Bunlar daha sonra... Bizanslıların ya da Hristiyanlık dönemindeki insanların kullanımı için getirilmiş. Ama hepsi bakın şu tiyatronun en arka sırasında çepeçevre dizili. Bizim geleneğimizde protokol hep en önde olur ama bana göre en arkada olmalı. Çünkü buranın manzarasına bakın. Evet. Hem kent hem deniz hem bütün yapılar ayaklarınızın altında. Tabii o dönemde bu naylon yığını değil mi? Denizi yoktu. Yok, buradaki. Yeşil bir ova. Şimdi seralarla kaplı bütün kubu. Binalar da yoktu. Yeşil bir ova görüyoruz. Yemyeşil bir ovaydı. Mavi bir Akdeniz deniz. Vardı. Tabii aynen öyle.
Şimdi nereye doğru gidiyoruz hocam? Şimdi hemen solumuzda Tanrıça Athena'ya adanmış bir tapınak var. Tabii çökmüş vaziyette, bakın yine devasa bir sarnıç. Altından çökmüş. Evet, karşımızda da kilise. Kiliseye gidiyoruz. Ya da bazilikal planlı bir kiliseye doğru gidiyoruz. Ve kilisenin mozaikleri. Mozaikleri, evet. Hocam kilise milattan sonra 5. yüzyılda inşa edilmiş. 5. yüzyılda inşa edilmiş. İşte bütün zemini mozaik kaplı. Biraz deprem, biraz ağaç tahribatı var. Biz ağaçların kökleri kaldırıyor. Parçalanmış, kaldırmış tabii. Bu kadar onarabildik. Duvarların tamamı fresk koydu. Evet. Ama o da deprem yüzünden yıkılmış. Bazı örnekleri aldık, depoya koyduk. Kazı sorumlusu Profesör Doktor Engin Akyürek İstanbul Üniversitesi'nden. Onun söylemi bizi çok heyecanlandırdı. Buradan çıkan malzeme dedi Ayasofya'nın nitelikleriyle yarışır. Yani o kadar önemli. Demek ki ben Müra'daki St. Nicholas Kilisesi'nden... Demre'deki. Evet. Demre'deki, Müra'daki St. Nicholas Kilisesi'nden sonra burası da önemli bir kilise görevi görmüş İsa'dan sonra 5. yüzyılda. Yani malzeme nitelikte depoda ve Antalya Müzesi'nde önemli parçalar. Neler çıktı? Buradan çıkan malzemeler mozaiklerle benzer motifli ara bölmeler var. Parapetler var. Şu ara bölmeler evet, var. Evet. Nitelikli. İşte, işçiliği gayet... Çok çok güzel. Evet. Çok çok başarılı. Yani... Yani Ayasofya ile yarışabilmesi için muhakkak ama muhakkak bu bölgede, o materyalin hem değerli olması lazım hem de iyi bir ustalık tabii lazım. Yani bu bölgede önemli bir kilise olduğu anlaşılıyor. Daha kazılar devam ediyor. Çok önemli bulgular gelecek diye bekliyoruz. Efendim Rodiapolis'i gezmek o kadar keyifli ki ayrılmak istemiyor insan ama. Rodiapolis'in aslında en başında sormak istediğim soru, Rodiapolis'in anlamı ne? Tabii biz de Rodiapolis'in daha önceki dönemlerde bir adı olduğunu biliyoruz. Ama kesin olarak, bilimsel olarak kullanamadığımız için Rodiapolis'i kullanmaktan yanayız şimdilik. Bir dönem Rodosluların egemenliği altına giriyor Rodiapolis. Ondan dolayı Rodosluların kenti, Rodiapolis. Adını alıyor. Rodoslular kenti. Rodosların kenti, evet. Peki Rodia eski Helen dilinde. Tabii gülle bağlantılı. Gül kenti anlamında değil kenti, mi tabii. Rodia? Rodos, evet. Rodia gül demek. Evet, Rodos. Peki son olarak Rodiapolis sizin evet. için ne anlam ifade? Tabii Rodiapolis de bizim gülümüz. Bizim hedefimiz şu. Şu ana kadar 5 yıldır çalışıyoruz. Nevzat Çevik hocamızla başladık 2006 yılında. 2009'da kazı başkanlığını ben aldım. Hedefimiz şu, 5 yıl sonra, ikinci 5 yılda bu kentin merkezini ayağa kaldırmak. İnsanları 2000 yıl önce bir kent nasıldı sorusuna burada yerinde cevap vermek. Hedefimiz bu. İnşallah 5 yıl sonra göreceğiz. İnşallah. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Antik Likya kentlerinin hemen hepsinde onun adı var. Opramoas. Rodiapolisli Opramoas. Milattan sonra 140 yılında Likya'yı vuran o şiddetli korkunç depremin ardından bütün kentleri ayağa kaldırmış Opramoas yaptığı bağışlarla. Bağış yapma geleneğini bir anlamda kurumsallaştırmış. Şimdi onun kenti Rodiapolis çağdaş dünyanın bağışçılarını bekliyor ayağa kalkabilmek için. Kadim Likya kentleri anlatıyor unutulmuş öykülerini, tapınaklarıyla, tiyatrolarıyla, çeşmeleriyle. Yaşanmışlığın izi olmadan kim farkına varır ki zamanın? Binlerce yıl öncesinden uzanıp dokunuyor insanlar. Bugüne, bize, yaşanmışlığın izleriyle.